Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde Orman Spor sahasında İzmit Belediyespor'la karşı karşıya geldi ve karşılaşmanın galibi ise Orman Spor oldu. Biz de şimdi Orman Spor'un takım kaptanı Nilay Kartal Tepe ile birlikte maçı değerlendireceğiz. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sizin için karşılaşma nasıl geçti? Başından sonuna kadar önde geçtiğiniz bir periyottu. Artık liginde zaten son karşılaşmasına çıktınız. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle İzmit Belediyespor'u tebrik ediyorum. Gerçekten tek yabancıyla oynuyorlardı bugün. Ama bugün onların son maçıydı. Biz artık playoff'a devam edeceğiz. Dediğiniz gibi baştan sona önde götürdüğümüz bir maç oldu. Herkesin katkı verdiği bir maç oldu. Bizim için bu maçın önemi aslında büyüktü. Sıralamamız daha belli değildi. Dördüncü sırayı garantiledik. Evet. Şimdi cumartesi günü rakibimiz Çankaya Üniversitesi. Playoff'ta onlarla eşleştik. İnşallah ligi ilk dörtte bitirdik. Playoff'a da iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Peki genel olarak Klasport TV ekranlarına değerlendirmede bulunursanız 26 hafta koca mücadele ettiniz ama pandemi de vardı. Hala pandemiyle birlikte sizin için sezon nasıl geçti? Aslında ben bunu en çok merak ediyorum. Çünkü diğer branşlarda oldukça zorken basketbolda da saha içinde farklı varyasyonlar var. Haliyle genel olarak peki sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz playoff öncesinde? Aslında çok keyifli bir sezon diyemeyeceğim. Siz de görüyorsunuz, seyircisiz oynuyoruz. En kötüsü bizim için bu. Yani sporu güzelleştiren biliyorsunuz seyirci ama tabii ki önlemlerimizi almak zorundayız. Bu dönemde yani testlerden geçiyoruz ama önemli olan bu hastalığa kapılmamak ve sezonu böyle bitirmekti. Bizim için zorlu bir sezon oldu. Bütün takımlar için zorlu bir sezon oldu. Ama sonuna geldik. İnşallah playofflarda iyi geçecek ve güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz. Biz de playofflarda Klaspor ailesi olarak sizlere başarılar diliyoruz. OGM Orman Spor'un baş antrenörü Alper Durur karşılaşmanın mücadelenin genelini ve sezonu değerlendirecek. Şimdi ben de sorunlarıyla birlikte Alper Durur'dan görüşlerini alacağım. Öncelikle tebrikler demek istiyorum. Mücadelenin başından sonuna kadar kendi oyununuzu oynayarak sahada mücadele ettiniz. Bugünkü mücadeleyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bu maç ligi dördüncü bitirme maçıydı bizim adımıza. Kazanmamız gerekiyordu. Kazandık. Tabii İzmit Belediyesi playoff şansını yitirdiği için birazcık konsantrasyondan yoksun oynadı. Bu da bize bir avantaj kazandırdı ve kazandık kazanmamız gereken bir maçı. Ve ligi dördüncü sırada bitirerek bence çok önemli bir iş yaptık bu sene de ligde. Biliyorsunuz geçen sene de çok iyi gidiyorduk. Lig tamamlanamadı Covid'den dolayı. Çok zor başladık sezona. Adaptasyon süreci uzun sürdü. Rollerin oturması uzun sürdü. Birçok zorluklar yaşadık. Bu zorlukları da karakterli oyuncuların duruşları sayesinde bertaraf edip sonunda önümüze bakıp en iyi bitireceğimiz yerde ligi bitirdiğimize inanıyorum. Bunun için bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabii maçtan önce çok playoff öncesi çok önemli bir oyuncumuz Covid testi pozitif çıktı. Bu bizi çok üzdü. Dolayısıyla bir 15 günlük periyotta bizimle olamayacak. Maçın içinde yine önemli bir Türk oyuncumuz bir kas problemi yaşadı. Şimdi MR'a gidecekler. Umarım ciddi değildir ama ilk maça yetişeceğini zannetmiyorum. Çankaya Üniversitesi mücadelesinde belki de göremeyebiliriz yani. Bence göremeyebiliriz. Ama sonuçta biz bir takımız. Sezon başından beri elimizden gelen en iyisini sahaya yansıtmaya çalıştık. Olan arkadaşlarımızı sonuna kadar en iyisi için, kurumumuzu en iyi şekilde temsil etmek için sahada mücadele vereceğiz. Bu mücadele konusunda da oyuncularıma güvenim tam. Biz de tekrar Klaspor TV ailesi olarak sizlere playoff mücadelesine başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.